hocamız cenaze kabristana götürülürken tabutun sağında mı yoksa solunda mı bulunmak gerekir diye kendisine yöneltilen soruyu içinde bulunma da neresinde bulunursan bulun diye cevaplandırmış. Hocamız bizi gülümsetmeye devam etsin ama unutmayalım ki herkes bir gün bu nakliye vasıtasına binecek. Rabbim hepimize hayırlı yolculuk nasip etsin. Tabut alimlere ve şairlere de konu olmuş. Bu hususta en ibret verici şiirlerden birinin de Necip Fazıl'a ait olduğunu biliyoruz. Üstadın hayranlık duyduğu son devir İslam alimlerinden Hacı Cemal Efendi'nin hayat hikayesinde de tabutla ilgili bir iki anekdota rastlıyoruz. Kısaca nakledeyim. Heyecanlı vazlarıyla, nükteli sözleriyle İstanbulluların büyük ilgisine mazhar olan Cemal Hoca, aynı zamanda şefkat ve merhamet timsaliydi. Özellikle fakir ve kimsesiz talebelerle yakından ilgileniyor. Bir gün bir vaazından sonra mahcup bir delikanlı çekinerek de olsa yanına yaklaşıyor. İstanbul'a dini ilimleri tahsil etmek için geldiğini söylüyor ve hoca derhal nerede kaldığını, nasıl yaşadığını soruyor. Mahcup delikanlı bir camide müezzinlik yapan bir yakınının yanında idare ettiğini söylüyor. O devirde müezzinlerin çok az maaş aldıklarını bilen hoca, "Evladım, yorganın döşeğin var mı?" Öğrenci, "Efendim, yorganın bana yetiyor." cevabını veriyor. "Yavrum, döşeksiz sırf yorganla yatılır mı?" deyince şu çarpıcı ve göz yaşartıcı cevabı alıyor. "Hocam, yorgan bana kafi geliyor. Çünkü bir ucunu altıma alıyorum, diğer tarafını da üstüme çekiyorum. Sonra da cami avlusundaki bir tabutun içine giriyorum. Kapağını da üzerime çektim mi içerisi sımsıcak oluyor." Meşhur vaizimiz delikanlının bu sözleri üzerine hemen kendisini himayesine alıyor. İyi bir tahsil yapması için ön ayak oluyor. Böylece geleceğin ünlü müftülerinden birini yetiştirmenin mutluluğunu yaşıyor.